Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu askılı ve salopet tarzı bebek tulumunun yapılışını anlatmak istiyorum. Tulumumuza alt kısımdan, bacak kısmından başlıyoruz. Bu bacak kısmını her iki tarafını ayrı ayrı hazırladıktan sonra orta kısımda paça kısmının arasında artışlarımız var. Buraya kadar olan kısım aynı. Sonrasında bu artışları yaparak devam ediyoruz. Bu arada yan taraftaki modelimiz devam ediyor. Bu kısmı tamamladıktan sonra iki parçayı birleştirerek sonrasında bu bağcık yuvasını hazırlıyoruz. Üst tarafa geçtiğimizde de önce arka kısmını hazırlıyoruz. Sonrasında ön kısmı örerek tulumumuzu tamamlıyoruz. Tulumun bel kısmında bağcığımız var. Bu kısmı da daha sonra hazırlıyoruz. Yine 2 adet pomponumuz var ön tarafında. Tulumun orta kısmında bacak arasında dikişimiz var. Ve ön tarafta yine dikişle birleştirilen kısım. Tulumun yan taraflarında üçlü V ajurlu modelimiz var. İki tarafta da V ajurlarımız var. 3 sırada bir tekrarlanıyor bu kısımdaki modelimiz. Her modeli tamamladığımızda da ilmek sayımız 12 ilmek artarak devam ediyor. Bu kısım artarak devam ederken paça kısmına geldiğimizde burada paça kısmını yapıp sonrasında yine modelli bir şekilde örgümüze devam ediyoruz. Tulumumuzun boyutlarından bahsetmek istiyorum. Omuz kısmından uzunluğu 60 santim ve üst kısmın genişliği de 22 santim. Bu da dediğim gibi 1 yaşa kadar olan bebekler için uygun. 9 aydan 1 yaşa kadar uygun. Evet arkadaşlar, şimdi tulumumuzun tek bacağından ilmek atarak başlıyoruz. Bu kısımda kullandığım malzemelerimi, ne kadar ip kullandığım, ipimin markası ve renk kodunu videonun altındaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Paça kısmından ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Bugünkü videomda ben tulumumu açık sarı renkle öreceğim. Siz dilediğiniz renk ipi kullanabilirsiniz. Hem kız hem erkek bebekler için bu tulumu örebilirsiniz. Önce bir düğüm atıyoruz. Sonrasında ilk ilmeği de sayarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmeklerimizi 42 ilmek atıyoruz. İlmeklerimizi attıktan sonra sıra sonunda bir tane düğüm atarak örgümüze devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzünden tüm ilmeklerimizi haroşa olacak şekilde düz örüyoruz. Ben haroşalarımı düzden örüyorum. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde örebilirsiniz. Örgünün arka yüzünden ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu kısımda başlangıç sayısı, yani bacak kısmından başladığınızda tulumunuzu büyütmek istediğinizde bu kısımdaki ilmek sayısını daha fazla yapabilirsiniz. Ona göre V ajurlu sıralarda daha fazla yapmanız gerekiyor.
arka yüzden ilmeklerimizi düz ördük. Tekrar ön yüze döndüğümüzde örgümüze yine düz devam ediyoruz. Sıra başında her defasında ilk ilmeği örmeden alıyoruz ve tüm ilmekleri ön yüzde de arka yüzde de düz örüyoruz. Eğer haroşolarınızı tersten örüyorsanız bu kısmı ters de örebilirsiniz. Evet, bu şekilde devam edelim. Bu kısmı 5 haroşa dişi boyunca örmeye devam edelim. İlk dişimizi bu şekilde ördük. İkinci dişe başladık. Bu kısmı 5 diş örüp tamamlayalım. Evet, şimdi bacak kısmının 5 haroşa sırasını bu şekilde tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa ördük. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. İpimizin olmadığı taraf. Şimdi bacak kısmındaki ilk V ajurlu sıramıza geçiyoruz. Bu kısımda şu yan taraflarda 3'er defa genişleyen kısımlar, orta kısmında da bu şekilde çiçekli bir modelimiz var. Yani 2 tane V ajur arasında bir tane de çiçeğimiz var. Baştaki 42 ilmeğin 17'sini örerek yine devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ortadaki 8 ilmeğimizin model için ayırıyoruz. Bu kısımda ilmek sayınız değişmeyecektir. Modelinizi büyük yaptığınızda dahi buraya 8 ilmek ayırmanız gerekiyor. Ortaya 8 ilmek ayırdık. Hemen öncesinde bir tane ajur şeklinde, yani dolayarak arttırma yapıyoruz. Bir ilmek düz, tekrardan bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Ortadaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimizi düz ördük. İlk sırada 6 ilmek oluyor. Sonraki sıralarda bu orta çiçek şeklindeki kısımdaki ilmek sayımız 7 olarak devam ediyor. İlk sırada 6. Sonrasında diğer ajurumuz, modelimiz için yine bir tane dolayarak arttırma yaptık. Bir düz, tekrardan bir tane dolayarak arttırma yaptık. Sonraki 17 ilmeğimizi ön yüzden yine düz örüyoruz. Modelimizin ilk sırasında ortaya 8 ilmek ayırdık. 17 ilmeğimizi başta ve sonda düz örüyoruz. Arka yüzden gelirken tüm ilmeklerimizi ters örerek geliyoruz. Sıra sonuna kadar geldik. Arka yüzden sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz ve tüm ilmeklerimizi arka yüzden ters örüyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimizde
Ajurumuzun arttırması ön yüzde de devam ediyor. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve ilk arttırdığımız kısma kadar yine düz örüyoruz. İlk arttırdığımız ilmeğe kadar yine düz örerek geldik. Şimdi tekrardan bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Bu kez ortaya bir ilmek değil, 3 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3. Sonrasında yine bir tane dolayarak arttırma. Aradaki ilmeklerimizi 6 ilmek düz örüyoruz. 4, 5, 6. Diğer taraftaki ajurumuz için tekrardan bir tane dolayarak arttırma, 3 düz, tekrardan bir tane dolayarak arttırma ve kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. İkinci ajur arttırmamızı yaptığımızda arka sıradan ilmeklerimizin tamamını ters örerek değil, ortadaki çiçeğimizin ilmeklerini düz örerek devam ediyoruz. Döndüğümüzde tekrardan buradaki ilk arttırmamıza kadar tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık ve ilk arttırma yerine kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlk arttırma kısmına kadar geldik. Buradaki sonraki 5 ilmeğimizde ters örüyoruz. Bunlar da ters örülüyor. Bunlar V ajur şeklinde olan arttırma kısımları. Bu arttırmalar tulumumuzun bacak kısmının genişlemesini sağlıyor. Buradaki ilmeklerimiz artıyor. Ortadaki ilmek sayımız artmıyor. Burada şimdi sonraki 6 ilmeğimizi, burada ters, bir önceki sırada düz ördüğümüz ilmeğimiz, bunlar da düz örüyoruz. Düz örerken bunları da biraz uzatıyoruz. Orta kısımdaki çiçeğimiz için bir düz, parmağımızdan tutabiliriz. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördük. Sonraki ilmeğimiz yine arttırma ilmeğimiz. Kalan ilmekleri arka yüzden ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ajurumuzun ikinci sırası arka yüzden olan sırası. Ajurlu modelimizin. Modelimizin üçüncü ve son arttırma sırasına geldiğimizde tekrar örgümüzün ön yüzünde ilk arttırma kısmına kadar ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. İlk sıra başındaki ilmeği örmeden aldık. Yine arttırma kısmına kadar düz örerek geldik. Yine bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Aradaki ilmeklerimizi 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördük. Tekrardan bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Sonraki ilmeklerimiz arka sırada uzatarak ördüğümüz düz ilmeklerimiz. Burada 6 ilmeğimiz var.
Dolamayı unutmuyoruz ve sonraki 6 ilmeğin içine batarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamamını birlikte düz örüyoruz. Yani büzmüş olduk. Tekrardan ilmeklerimizi sonrasında diğer modelimiz için bir tane dolayarak arttırma. 5 ilmek düz. Tekrardan bir tane dolayarak arttırma. Kalan ilmekleri düz. Üçüncü sırada arka yüzden gelirken tüm ilmeklerimizi ters örerek modelimizi tamamlıyoruz. Arka yüze geldik. Sıra başında ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Arttırdığımız, birlikte ördüğümüz tüm ilmekleri arka yüzden düz ters örüyoruz. Evet, sıramızı tamamladık. Sıramızı tamamladığımızda şimdi sağdan 6 ilmek arttı ve soldan da artı 6 ilmek arttı. Yani toplamda şişimizde 12 ilmek artmış oldu. Bir tane modelimizi bu şekilde tamamladık. Her defasında yine modelimizi tekrardan baştan kurarak devam ediyoruz. Bunun için şimdi 17 ilmeğimiz vardı. İlk sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Burada 6 ilmek artmıştı. Bunun da 1, 2, 3 ilmeğini örüyoruz. Ortadaki bir ilmek V şeklinde ördüğümüz ajurumuzun orta ilmeği. Bu her defasında bunun sağından solundan arttırmalar yaparak modelimizi oluşturmaya devam ediyoruz. 17 artı 3 ilmek ördük. Bir tane dolayarak arttırma, modelimizi tekrardan kuruyoruz. Bir düz, tekrardan bir tane dolayarak arttırma. Aradaki 7 ilmeğimizi artık bu kısım 7 ilmek devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördük. Sonraki V şeklinde olan ajurlu modelimize geçtik. Bir tane dolayarak arttırma, bir düz, tekrardan bir tane dolayarak arttırma. Kalan 20 ilmeğimizi düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Modelimize ilk başladığımız sırada, yani şimdi ilk sıramızı ördük, modelimizin arka yüzünden gelirken bu sıramızın tamamını ters örüyoruz. İkinci ajurlu sıramızda
ortadaki çiçeğimizin ilmeklerini uzatarak devam ediyoruz. Bu sırada tüm ilmekler arka yüzden ters örüyoruz. Bu sıramızı ters örerek tamamlayalım. Tekrar ön yüze geldiğimizde modelimizin ikinci ajurlu sırasına geçiyoruz. Önce ilk arttırmamıza kadar yine ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. İlk arttırma yerine kadar yine ilmeklerimizi düz ördük. Sonrasında yine bir tane dolayarak arttırma, 3 ilmek düz. Tekrardan bir tane dolayarak arttırma, aradaki modelimizin, çiçekli modelimizin ilmeklerini 7 ilmek düz ördük. İkinci V ajurumuza geçtik. Bir tane dolayarak arttırma, 3 ilmek düz. Tekrardan bir tane dolayarak arttırma, kalan ilmekler düz. Bu şekilde önce sıramızı tamamlayalım ve arka yüzden de ilk arttırma yerine kadar ilmeklerimizi ters örerek gelelim. Arka yüzden ilk ajur arttırmamıza kadar yine düz ters örerek geldik. Bundan sonraki ilmeklerimizi yine arttırdığımız ilmeğimizi ters 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters örüyoruz. İkinci arttırma yerine kadar ortadaki 7 ilmeğimizi ikinci ajur sırasında bu 7 ilmeğimizi düz örerken ilmeklerimizi uzatıyoruz. 1 uzattık, 2 parmağımızdan tutuyoruz, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kısımdan itibaren orta ilmekler 7 ilmekle devam ediyor. Sonraki ilmeğimiz yine arttırdığımız ilmeğimiz. Bunlarda sıramızı ters örerek tamamlıyoruz. Kalan ilmekleri ters örüyoruz. Modelimizin ikinci sırasında ortadaki 7 ilmeğimizi uzatarak düz örüyoruz. Kalan ilmekler yine ters. Tekrar ön yüze geldiğimizde modelimizin üçüncü ve son genişleyen kısmında ilk arttırma yerine kadar ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. İlk ilmeği yine örmeden aldık. Arttırdığımız ilk ilmeğe kadar düz örüyoruz. Bir sonraki ilmeğimiz yine arttırdığımız ajur şeklinde olan ilmeklerimiz. Buraya kadar düz ördük. Bir tane dolayarak arttırma. Aradaki 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. 3, 4, 5. Bir kez daha dolayarak arttırma yapıyoruz. Sonraki ilmeklerimiz yine uzatarak ördüğümüz 7 ilmeğimiz var. Bunlar da ön yüzden 7 ilmeğin içine batarak birlikte düz örüyoruz. Yani yine kesmiş oluyoruz. Hemen bu ilmekleri birlikte ördükten sonra arttırmamızı unutmuyoruz. Diğer V ajurumuzun arttırmasını yapıp sonrasında 5 ilmek düz. Tekrardan bir tane dolayarak arttırma ve kalan ilmekleri düz örüyoruz.
Arka yüzden de tüm ilmeklerimizi modelimizin 3. sırasında ters örüp ön yüze geliyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüze geldiğimizde modelimizin 2. kısmında bu şekilde tamamladık. Yani modelimizden 2 defa uyguladık. Her defasında sağdan 6 ilmek artıyor ve soldan da 6 ilmek artarak devam ediyor. Ortadaki 7 ilmeğimiz her daim, bundan sonrası her daim 7 ilmekle devam ediyor. Bu kısmı şimdi 2. modelimizi tamamladık. Bu kısmı da devam ettiriyoruz. Şu bacak arasındaki arttırma yerine kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 defa şu kısma kadar, yine bu kısımlardan artarak devam eden kısmı 11 defa modelimizden uyguluyoruz. Şu anda 2. sıramızı tamamladık. Bu kısmı 11 model olana kadar örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, buraya kadar olan tulumumuzun tek bacağını bu şekilde örerek tamamladık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 defa bu kısmı arttırarak tamamladık. Şimdi diğer bacağında aynı şekilde buraya kadar olan kısmı da yine bu şekilde, yine 11 sıradan oluşan bir parça daha hazırlıyoruz. Sonrasında şu bacak arasında olan arttırma kısmına geçiyoruz. Bu kısımdan bir tane daha hazırlayalım bu şekilde. Evet arkadaşlar, tulumumuzun diğer bacağı için yine 42 ilmekle aynı sayıda başladığımız, yine 11 sıra boyunca modelli kısımdan uyguladığımız bir parça daha bu şekilde hazırladık. Bu parçayı diğer tarafa alıp örgümüze bu kez bacak arasındaki arttırma kısmına geçerek devam ediyoruz. Bunun için sıra başında ve sonunda arttırmalar yaparak devam ediyoruz. Şimdi yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Önce sıra başında arttırmalarımızı yapalım. Son ilmeğin içine batarak bir ilmek düz örüyoruz ve şişimize takıyoruz. Şimdi sayarak 1, tekrardan son ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıp şişimize takıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu şekilde 11 ilmek çıkarttık. Sonrasında son ilmeğimiz şişimizde, ilk ilmeği sıradaki ilk ilmeğin arkasına batarak düz örerek devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sonraki ilmeklerimizi yine model yaptığımız kısma kadar önce düz örerek geliyoruz. Bu arada modelimiz yan tarafta kalça boyunca da devam ediyor. En son bel kısmına kadar yine artırarak devam ediyoruz. İlmek sayımız bu arada artarak devam ediyor. Önce modelli kısma kadar yine ilmeklerimizi düz örüyoruz. Her modeli tamamladığımızda burada yine ilmek sayımız her sırada 12 ilmek artarak devam ediyor.
modelimizin olduğu orta kısma kadar örerek geldik. Şimdi buradan en sonki ajurumuzdan şimdi sıradaki ilmeğimiz, arttırdığımız ilmeğimiz 1, 2, 3 ilmek yine örgümüze buradaki düz olan ilmeklerimize ilave ettik. Ortadaki ilmeğimizin hemen öncesinde bir arttırma yapıyoruz. V ajurumuzun ortasındaki ilmeğimizi düz ördük. Tekrardan bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Buradaki 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Diğer taraftaki V ajurumuz için yine bir tane dolayarak arttırma. Ortadaki ilmeğimizi düz, tekrardan bir tane dolayarak arttırma. Kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar yine düz örüyoruz. Bu şekilde önce sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonunda yine arttırmamız var. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek tamamladık sıramızı. Şimdi buradan tekrardan sıra sonunda arttırma yapmamız gerekiyor. Bunun için şişimizi ters çevirip ve sıranın sonundaki ilmekten yine ilmeklerimizi çıkartarak devam ediyoruz. Burada yine 11 ilmek çıkartıyoruz. Son ilmeğin içine batarak bir ilmek düz örüyoruz ve şişimize takıyoruz. Bu şekilde bir, tekrar son ilmekten bir ilmek çıkartıp şişimize takıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son ilmeğimiz şişimizde. Bu kez ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. İlk ilmeği şişimizde, ikinci ilmeği ters örüyoruz. Sonrasında arttırdığımız ilmekleri yine ters örerek devam ediyoruz. Burası örgümüzün arka yüzü. İlk sıra biraz zor oluyor. Arttırdığımız 11 ilmeğimizi ters ördük. Şimdi örgümüzü arka yüzden yine diğer başa kadar ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Buradaki arttırdığımız ilmekler dahil. Bu şekilde modelimizin ilmekleri dahil tamamını arka yüzden ters örüyoruz. Evet, bu sıramızı sıra sonuna kadar ters örerek tamamlayalım. Arka yüzden sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek ön yüze geldik. Şimdi buradan bacak arasındaki eksiltmelerimize başlıyoruz. Bunun için sıra başında yine ilk ilmeği örmeden aldık. Sayarak devam edelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimizi ördük. 11. ilmeğimizin burada ilmeklerimiz ters geliyor. Onun için önce öndeki ilmeği arka tarafa alıp ikisini birlikte düz örüyoruz. Yani 11. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte ilmeğin yönünü değiştirerek birlikte ördük. Burada
10 ilmek sonrası bir tane kesme yapmış olduk. Sonrasında yine modelli kısma kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Hem sıra başındaki kısımda eksiltme yapıyoruz. Hem de sıra sonundaki arttırdığımız 11 ilmekten yine eksiltme yaparak devam ediyoruz. Modelli kısma kadar yine ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. Model yine aynı şekilde devam ediyor. İkinci artırma ajurlu sıramızda arka yüzden ortadaki 7 ilmeğimizi çiçek şeklinde olması için ilmeklerimizi uzatarak düz örüyoruz. Ön yüzden artırmamıza yine modelimizin devam ediyoruz. Şimdi modelli kısma kadar yine geldik. Buradaki ikinci ajurlu artırmamızı yapıyoruz. Bir doladık. Ortadaki 3 ilmeğimizi düz ördük. Tekrar bir tane doladık. Ortadaki 7 ilmeğimizi düz ördük. Bu 7 ilmeğimiz arka yüzden şimdi ikinci ajurlu sıramızda arka yüzden de düz örülüyor. İlmeklerimizi biraz uzatarak. İkinci ajurumuz için 7 ilmeğimizi ördük. Bir doluyoruz. Ortadaki 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Tekrardan bir tane doluyoruz. Ve bu şekilde yine sıra sonunda 11 ilmek kalana kadar düz örerek devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar geldik. Sıranın sonunda 10 ilmek artı 2 ilmek de kesmemiz için bırakmamız gerekiyor. Yani burada 12 ilmek kalması gerekiyor. Şimdi sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. 11 ve 12. ilmeği birlikte öreceğiz. Bir ilmek daha örelim. 11 ve yanındaki ilmekle birlikte ikisini birlikte düz örüyoruz. Kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar 10 ilmek düz örüyoruz. İlmeğimizi ördük. Bu kısımdaki ilmek sayımız her defasında buradan eksilerek devam ediyor. Zaten belli oluyor. Şimdi şu ilmeğimiz, kestiğimiz ilmeğimiz, bir sonrakinde ikisini birlikte örerek, bir sonrakinde ikisini birlikte örerek buradaki ilmek sayımızı azaltıyoruz. Arka yüzden yine orta kısma kadar, yine şuradaki ortadaki 7 ilmeğe kadar yine ters örerek gelelim. Arka yüzden de yine ilmeklerimizi ters örerek geldik. Ortadaki 7 ilmeğimize kadar burada ikinci ajurlu sıramızda arka yüzden ilmeklerimizi uzatarak düz örüyoruz. 1 parmağımızdan tutuyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Kalan ilmeklerimizi yine arka yüzden ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden eksiltme yapmadan ilmeklerimizi ters örerek geliyoruz. Şimdi önce sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Yine sıra başına kadar geldik. Şimdi sıramızın başında bir önceki sırada ilk eksiltmemizi yapmıştık. Bunun için önce 10 ilmek örüp sonraki 2 ilmeği kesmiştik. Şimdi bu sırada 1 ilmek eksilterek 9 ilmek örüyoruz. 1, sıra başındaki ilmeği de sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonraki 2 ilmeğimizi, bu ilk sıra başındaki olan kısmı, ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. 2 ilmeğin içine battık. Ve sol şişimizle arka taraftan öndeki ilmeği arka tarafa alıyoruz. Sonraki ilmeği de üzerine alıyoruz. Burgu yapar gibi. İlmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. Kesmemizi sağ tarafa yapmış oluyoruz. Sonraki iki ilmeği birlikte ördük.
9 ilmek ördük, sonraki 2 ilmeği kestik. Sonrasında yine modelimize kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu arada modelimiz devam ediyor. Şu orta kısma kadar yine düz örerek gelelim. Orta kısma kadar yine düz örerek geldik. Burada 3. modelimizin 3. arttırma sırasındayız. 2 tane ajurumuzu yaptık. Şimdi 1 tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Ortadaki 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü arttırmamızı unutmuyoruz. Ortadaki 7 ilmeğimizi uzun olan ilmeklerimizin içine batarak 7 ilmeğin içine batıyoruz ve 7 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Çiçeğimizi bu şekilde ön yüzde 3. sırada toplayarak devam ediyoruz. Hemen çiçeğimizi topladıktan sonra arttırmamızı unutmuyoruz. 1 arttırma yaptık. 1 2 3 4 5 ilmeğimizi yine düz ördük ikinci ajurumuz için. Tekrardan bir tane dolayarak arttırma ve sıra sonunda yine 11 ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar geldik. Sıranın sonunda 11 ilmeğimiz var. Şimdi bir sonraki 2 ilmeğin içine batarak birlikte düz örüyoruz. Kalan 9 ilmeğimizi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeği de düz ördük. Arka yüzden gelirken tüm ilmeklerimizi ters örerek ön yüze kadar geliyoruz. Arka yüzden yine sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi 3. eksiltme sırasında ilk sırada 10 ilmek ördük. 1 eksiltme yaptık. 2. sırada 9 ilmek örüp 1 eksiltme yaptık. Şimdi 3. eksiltme sırasında bu kez 8 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sonraki ilmeklerimizi yine yönü değiştirerek önce sonraki 2 ilmeğin içine batıyoruz. Şişimizden çıkarttık. Sol şişimizle arka taraftan İkinci ilmeği aldık ve ilk ilmeği de üzerine alarak burgu yapar gibi ilmeklerin yönünü değiştirip bu iki ilmeği birlikte düz örüyoruz. Yani yine bir tane kesme yapmış olduk. Kesmelerimiz sağ tarafa doğru ilerliyor. Sıra başındaki kesmelerimiz sağ tarafa, sıra sonundaki kesmelerimiz de sol tarafa olacak şekilde devam ediyor. Sonrasında yine bu kısmı modelimizi bu arada uygulayarak devam ediyoruz. Yine sıra sonundaki 10 ilmek kalana kadar burada modeli uygulayarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda yine 10 ilmeğimiz kaldı. Şu şekilde baktığımızda zaten kestiğimiz ilmeğimiz sol tarafa doğru devam ediyor. Sıradaki 2 ilmeğin içine batarak ikisini birlikte örüyoruz. Bu kısımda sıra sonundaki ilmekleri de sol tarafa kesmiş oluyoruz. Sonraki 8 ilmeğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde kesmelerimiz devam ediyor. Sıra sonunda sol tarafa, sıra başında sağ tarafa olacak şekilde kesmeye devam ediyoruz. En son kenar ilmeği bir tane ilmek kalana kadar buradaki 10 ilmeği kesiyoruz. Kenar ilmeği hariç sıra sonuna kadar 10 kere, şimdi 3. kesmemizi yaptık. 10 defa bu şekilde sıralarımızı tamamlıyoruz. Ortadaki modelli kısımda yine aynı şekilde her 3 defa sırada bir tekrarlanıyor. Buradaki modelli sıralar zaten alt kısımdan beri aynı devam ediyor. Önce bu kesme sıralarımızı da bu şekilde yaparak tamamlayalım. En son kenar kısmında bir ilmek kalacak şekilde. Evet, şimdi tulumumuzun eksiltme kısmında bu şekilde tamamladık. En son kenar kısmında bir ilmeğimiz kaldı. Burada 11 ilmek arttırdık. Sonrasında 10 ilmeğini kestik. Bir ilmek kenarda kaldı. Şimdi bu kısımdan itibaren yine sıra başındaki ilmeklerden 3 ilmek daha eksilterek devam ediyoruz.
kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Sonraki iki ilmeğin içine batarak birlikte düz örüyoruz. Buradan bir ilmek eksiltmiş olduk. Sonrasında yine tulumumuzu örmeye devam ediyoruz. Diğer tarafta eksiltme yapmadan sadece sıra başında burada eksiltmeye devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi bu şekilde eksilttik. Bu şekilde önce sıramızı tamamlayalım. Bu arada yine modelimiz orta kısımda devam ediyor. Buradaki ilmeklerimiz artarak. Önce sıramızı ön yüzden tamamlayalım ve arka yüzden de yine sıramızı örerek ön yüze gelelim. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. İkinci kesme kısmına geçtik. Yine sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyoruz. İkinci ilmeği de bu şekilde kesmiş olduk. Sonrasında yine örgümüze devam ediyoruz. Önce sıramızı ön yüzden tamamlayalım ve arka yüzden de yine ilmeklerimizi örerek ön yüze gelelim. Tekrar ön yüze geldiğimizde şimdi tekrardan üçüncü kez kesmemize sıra başındaki ilk ilmeği yine örmeden alıyoruz ve sonraki iki ilmeği birlikte örüyoruz. Son ve üçüncü kez kestikten sonra bu kısmı artık eksiltme yapmadan yanlardan sadece modelimizi orta kısımda arttırarak ajurlu bir şekilde örgüye devam ediyoruz. Bu kısmı da önce sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet, şimdi bu kısımdan itibaren burada son kez 3 ilmek daha keserek örgümüze bu şekilde yine orta kısımdaki modellerimiz devam ediyor. Artık ne sağdan ne soldan kesme yaparak devam edeceğiz. Sadece ortadaki modelimizi devam ettireceğiz. Şimdi bu kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane modelimiz olmuş. Bu kısım alt kısımdan saydığımızda model sıramız 19 olana kadar devam ediyor. Düz bir şekilde yanlardan kesme yapmadan sadece ortadaki modeli devam ettirerek. Şimdi örmüş olduğumuz diğer kısım için tekrardan şu kısımdan önce ilmeklerimizi 11 ilmek sıra başında ve sonunda arttırma yapıyoruz. Yine diğer parçada olduğu gibi ilmeklerimizi arttırdıktan sonra sıra başında ve sonunda yine ilmeklerimizi eksilterek devam ediyoruz. Bu kısmı en son kenar kısmında bir ilmek kalana kadar hem arttırıyoruz öncesinde sonrasında keserek bu kısmı devam ediyoruz. Bu kısmı da aynı şekilde diğer parçada olduğu gibi hazırlayalım.